Şeyi de aldılar ya. Guiza'yı da aldılar o zaman. Vizeye ama alayım mı diyor başkan, biliyorsun al diyor, İspanya Ligi gol kralı ama yani çok Ha. lisesindeki bir oyuncu değil. Guiza'yı da aldılar o sene. Ama şimdi Ne? taraftar Ne? transfer bekliyor abi, sen ne diyorsun? Fenerbahçe dün hoca dedi, bir tane gönlümde bir isim vardı yani, sol bek çok Sol bek artık. istiyor hocam. Benim anladığım sol bek istiyor. Evet. Ben diğerlerinden umudu kesmiş gibi. Burumaya lisans Yani çıkacak büyük ihtimal. orayı yedeklememiz lazım diyor. Sol ayak bir sol bek istiyor. Evet. Ama senin dediğin gibi Rossi, Osayi Samuel için Premier Lig, yani böyle bir durumlar varsa Yani Nazım'ın da ne yazıyor olacağı belli yabancı değil. hesaplar ama 11 milyon pound bilmiyorum abi ne kadar. Yani Rossi için Brezilya kaynakları çok net. Bugün bir son görüşme olacak diye yazdılar dünden beri. Hanım ben yani ben başkanın yerinde olsam hiçbirini göndermem. İyi oyuncuyu göndermem. Takım bir ritim yakalamış, bir uyum sağlamış. Mesela İrfan Can Eğribayat maç sonu açıklaması çok enteresan bir cümlesi var. Kimse kaprisi yapmıyor dedi. Yani Türkiye'nin içinden gelmiş ve oynatılmadığı için kadro dışı bırakılmış bir oyuncu Göztepe'de. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Olay çıkardı Taraflara niye beni sorun da oynatıyorsun? yaşamıştım. Neden? Yani bu oyuncunun yaptığı analiz, yorum değerli bir yorum. Yani kimse oynamadım diye kapris yapmıyor. Oynayan görevine geliyor. Yani iyi bir şey yakaladık diyor. Senkron yakaladık diyor. Yani bir transfer yapıp bu takıma bir toksik hava sokmamak da lazım. İşin bu da başka tarafı. Yani işte Falcao'ya getirdin. Olmadı mesela Galatasaray'da. Yani Kime hayır bazı diyebiliyorsun şeyler yani bile bile Falcao herhalde hesabı. transferi? Falcao'nun sakatlıklarını herkes biliyordu. Yani o Yani bilinmeyen bir ama şey. sakat olmadığında da çok bir verim sağlamadı yani. Hep sakat abi, adam yüzmün sakattı. Yani O o sakat nedenle olmadığı gün yok zaten. Şimdi mesela İspanya'da çok iyi başladı. Yine durdu. Yine kayboldu. Hep o sakatlanıyor nedenle çocuk yani. uyumlu bir kadro yakaladığında bunu çok kurcalamayacağım. Yani yakaladım, bir oyun gidiyor, stabil bir oyun var. 10 üzerinden 6'sın en kötü şekilde oynasam bile. O nedenle yakalamışsam çok ekstra bir şey olur. Yaparsın transfer. Hakikaten taraftar ayağa kalkar. İşte kamuoyu başka bir yöne kayar. Ama doğru yöntem yani Fenerbahçe'nin en iyi transferi Arda Güler gibi gözüküyor. Abi şimdi kupada bir basamak çıkıldı. Çeyrek final kurallar pazartesi çekilecek. Karşı tarafta da Galatasaray var. Biliyorsun seri başı değil. 28 Şubat'ta gerçi maç. Daha çeyrek final bir aydan fazla var ama yani olası bir Galatasaray eşleşmesini sen nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe için? İyi olur. Tek maç. İyi olur bence. Sen ligden önce de iddialıydın ama. Bence iyi olur Yani ama %25 şans var iki takım içinde. Eşleşmeleri %25 ihtimalle olabilir. Ama yarı final eşleşmesi iki maç. tamam. Bence eşleşeceklerse yarı finalde eşleşsinler yani. İki tane Fenerbahçe Spekülatif Galatasaray maçı laflara seyredelim değil mi? girmeyelim. O keyfe varalım yani. Yani evet tabii o iki takım maçı ayrı. Abi şimdi hep şey dedik. Niye milli takıma ara öncesindeki Fenerbahçe yok? Eksik ne, sıkıntı ne? Şimdi Ümraniyespor maçıyla ligde yine bir deplasman serisine çıkacak Fenerbahçe. Adana'ya gidecek. Konya buraya gelecek. Kayseri'ye gidecek. Yine şu dört maç için ne diyorsun? Sen beş maç için sorduğumda bunu beşte beş yapar dedin Antep maçı öncesi Yapar. ama. Ben 5'te 5 gideceğini düşünüyorum. Adana deplasmanı ve Konya içeride. Evet. Bir sıkıntı olmaz yani. Fenerbahçe'nin bir oyun gücü var. İyi oynuyor, kötü oynuyor ama bir oyun gücü var. Bir ezberi var. O ezber içinde kendi yıldızlarını, kendi farklılıklarını yaratan bir kadro da var. İşte Zayt çıkıyor, Arda çıkıyor. Bir maç Crespo çıkıyor. Bir maç Valencia parlıyor. Bir maç Ferdi alıyor götürüyor. Bir maç bakıyorsunuz 3'ü 4'ü birden yapmışlar onu. O nedenle bir ritim yakalaması önemliydi. Bence yakaladı o ritmi 2 galibiyetle. Ama hiç maç oynanılmadan kazanılmıyor tabii. Tamam. Kazanır diyoruz ama kimse tahmin edemezdi. Galatasaray 8'de 8 yaptı. O 8'de 8'in içinde Beşiktaş var, Başakşehir var, Fenerbahçe var. Fenerbahçe var. Üçüne kaç? 7, 10, 12 gol attı. Mert Yani Bey bu arada demiş ki neye dayanarak 5'te 5, ama cevabı zaten herhalde dinledi abi senden.
Doğru, 3 takım 12 gol attı ki böyle İstanbul için maçlarda Tabii. çok görülen bir performans Ne, değil ya. normal, normalde ne dersin bu 3 Ki maçta? 2 20 de puan, en az olabilirdi 2 puan bak. kaybeder dersin. Tabii ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçları çok daha farklı bitebilirdi. İnanılmaz Tabii. goller kaçırdılar. Yani ondan da yani oyun gücüne dayanarak söylüyorum ben. Tamam. Yanılmıyorsam Gürcan abi bir problem yaşadı. Sevgili izleyiciler, zaten zamanımızın da sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Ha, geldin mi abi? Şimdi Mert Bey demiş ki iyi bir Yani Şubat Fenerbahçeli krizi olarak 5'te 5 tamam ama zor maçlar var demiş. Serdar Bey demiş sezon sonu kim şampiyon olur hocam? Hadi abi yap. Tecrübeni konuştur. bana zor sorular sorsun Ha, bir yayın Serdar gitti geldi kusura bakmayın. Bey. Gürcan abi geldi. İnternetin azizliği oluyor bazen. Ne diyorsun abi şampiyonluk sorusu için? Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani onu yapacak kadro gücüne de sahip. Galatasaray'ın 8'de 8'i var ama dikkat edin. Kaç? 10 maç mı? Tek farkla kazandı. 2-1, 2-1, 2-1, O seriyi 2-1. atlattı ama. Yani yine Alanya'da maç gene 2-1 bitti. Bak öyle deme. Galatasaray'ın ikinci yarıları hep sıkıntılı. Valla benim şahsi fikrim abi motive olmuş bir Galatasaray'la baş etmek zor. Saha içi, saha dışı yani saha dışı derken taraftarı, yönetimi yani spekülasyonlara hiç girmeden yani Galatasaray motive olduğu zaman hedefe çok dik giden bir takım, rahat giden bir takım. O diğer Tabii. kulüplerde yok. Doğru, onlar Fenerbahçe'de uzun yıllardır yok zaten. krizleri çabuk atlatan bir camia Galatasaray. Çünkü Haklısın. birlik oluyorlar abi, tek ses oluyorlar. Evet. Fenerbahçe'de yok, Beşiktaş'ta da yok. Mesela Beşiktaş sezon başı Alanya'da İnanılmaz bir hakem doğraması oldu. 3 puan alacağım maç 3-3 bitti. Hatta hoca falan 6'da zaten orada sallanmaya başladı. Ya hiç öylesine atlatıldı. Galatasaray Alanya maçını hatırla. Kıyamet koptu, hala kopuyor. Ki Beşiktaş daha Aynen. çok haklıydı belki. Yani bu işlerde Galatasaray yani cami olarak çok güçlü ve bunu kullanmayı biliyor. Yani Fenerbahçeli Beşiktaş'ı çok bunu söyleyemeyeceğim. Abi yayının sonuna geldik. Son bir kapanış cümlesi alayım senden. Ümraniyespor maçına şöyle kısa bir yorum alayım ve kapatalım. Ya bilmiyorum, stat atmosferi yani Ha bu arada onu olimpiyat da diyeyim. yapıyor. Ümraniyeliler bayağı kızmış hocaya o lafları E için. kız, kızmasınlar. Bunun Ümraniye ile alakası yok dedi. Hakikaten Trabzon maçını seyrettik, kupa maçını. Ya top kendi sahasına geri döndü o rüzgardan rüzgardan. Yani Süper Lig takımının stadı ayarında değil. Hoca da bunu söylüyor yani. Yoksa Ümraniye'ye söylediği bir laf yok. Ama sonuçta iki takım için de aynı şartlar geçerli. Konsantrasyon problemi olabilir. Olimpiyat standında da yaşıyorlar. Büyük takım.